Arkadaşlar merhaba. Türkçe Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay Hoca. Bugün sizlerle sözcükte anlam konusunun ikinci başlığı olan sözcüklerin anlam kazanma yolları ya da bir diğer adıyla mecazlaştırma yollarını öğreneceğiz. Bunlar arkadaşlar 5 ana başlıktan oluşuyor. Ad aktarması ya da diğer adıyla mecaz mürsel, deyim aktarmaları, güzel adlandırma, somutlaştırma ve soyutlaştırma. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak göreceğimiz başlık ad aktarmasıdır. Bir kelimeyi benzetme amacı gütmeden başka bir kelime yerine kullanmaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Ad aktarması ya da diğer adıyla mecazi mürsel diyoruz. Burada önemli olan nokta şu. Bir kelimeyi benzetme amacı gütmeden başka bir kelime yerine kullanmak. Yani aralarında benzerlik ilgisi olmayacak. Bir sözcük iç dış, yazar eser, parça bütün ya da sebep sonuç gibi ilgilerle başka bir sözcük yerine kullanılabilir. İsterseniz örneklerle pekiştirelim bu durumu. İstanbul dört gözle Formula 1 yarışlarını bekliyor. Arkadaşlar İstanbul bir şehirdir. İstanbul şehri bekleyemez. İstanbul halkı bekleyebilir. O yüzden biz burada İstanbul diyerek aslında neyi kastediyoruz? İstanbul halkını kastediyoruz. Yani parça bütün ilgisi kurduk. Ya da Nazım Hikmet'i okumadan şiir okudum demeyin. Nazım Hikmet'i okumadan. Çocuklar Nazım Hikmet'i okuyamazsınız. Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyabilirsiniz. Demek ki burada da ne var? Yazar eser ilgisi var. Yine siz mangalı yakın, biz gelmek üzereyiz. Arkadaşlar mangal bir eşyadır. Yani ızgara yaptığımız eşyanın adı mangaldır. Ama biz mangalı yakmayız. Mangalın içindeki odunu veya kömürü yakarız. O yüzden burada da ne var çocuklar? İç dış ilgisi var. İkinci başlığımız deyim aktarmalarıdır. Doğadan doğaya aktarım. İnsandan doğaya aktarım. Ya da arkadaşlar doğadan doğaya aktarım ve duyular arası aktarım olmak üzere biz bunu ayrı ayrı 4 başlıkta inceleyeceğiz. İlk olarak doğadan insana aktarımla başlayalım. Doğadaki varlıkların niteliklerinin insanlar için kullanılmasına doğadan insana aktarım denir. Yani doğaya ait niteliğin insana aktarılmasıdır. O çok yırtık bir karakter. Arkadaşlar insan yırtık olamaz. İnsan yırtılamaz. Ancak bir eşya yırtılabilir, bir nesne yırtılabilir. O yüzden biz ne diyoruz burada? Bu doğaya ait özellik yani yırtılma özelliği bir insana atfedilmiştir. O yüzden burada doğadan insana aktarım var. Nasılsın aslanım? Arkadaşlar burada aslanım derken bir seslenme şekli olarak ya da bir yakıştırma yollu bir kavram kullanılmıştır. O yüzden aslanın ifadesinde de doğadan insana aktarım olduğunu görüyoruz. Çünkü bir insana hal hatır sorulabilir. Sen de amma sazansın. Arkadaşlar sazan bir balık türüdür. Burada insanların hani biraz daha saf huylu insanların sazan olarak benzetme yolu ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Doğadan insana aktarım yapıldığını görüyoruz. İnsandan doğaya aktarım. İnsana özgü niteliklerin doğadaki varlıklar için kullanılmasına denir. Yani yine burada neyi göreceğiz arkadaşlar? İnsandaki bir özellik doğaya bu sefer aktarılacak. Mesela bardağın ağzı kırıldı. Bardağın ağzı olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. İnsanın ağzı olabilir işte. O yüzden arkadaşlar burada ne var? Bardak doğanın bir parçası. Ağız insana ait bir özellik. Biz ne yaptık bu sefer? İnsandan doğaya aktardık. Sobanın dirseğini takamadım. Arkadaşlar insanın dirseği olabilir. Ama sobanın borularının birleşim yerine de dirsek denir. O yüzden burada da ne yapmış olduk? İnsandan yine doğaya aktarım yapmış olduk. Ay uykuda bu gece derken arkadaşlar ay uyuyabilir mi? Uyuyamaz ama insan uyuyabilir. Yine ne yaptık? İnsandaki bir özelliği doğaya aktardık. Yine arkadaşlar doğadan doğaya aktarım var. Burada da doğadaki varlıkların niteliklerinin birbiri yerine kullanılmasına denir. Yani şöyle düşünün. Rüzgar penceremizin önünde uluyordu. Arkadaşlar rüzgar uluyabilir mi? Hayır. Ama kurt ulur değil mi? O yüzden biz burada rüzgar uluyordu derken ne yapıyoruz? Kurda ait bir özelliği rüzgara aktarıyoruz. Demek ki burada da ne var? Doğadan doğaya aktarım var. Ağaçlar rüzgarda dalgalanıyordu. Çocuklar, ağaçlar dalgalanamaz.
deniz dalgalanır. Biz denize ait özelliği ne yaptık? Ağaçlara aktardık. Diğer başlığımızda duyular arası aktarım. Gençler burada da şöyle düşüneceksiniz. Biliyorsunuz 5 duyu organımız var. 5 duyu organından birine ait bir özellik başka bir duyu organına aktarılırsa, mesela görmeye ait bir özellik tatmaya, tatmaya ait bir özellik işitmeye aktarılırsa biz buna ne diyeceğiz? Duyular arası aktarım diyeceğiz. Bizi çok ekşi bir yüzle karşıladı. Şimdi bakın, ekşi ve yüz kelimelerinin altını çizdim. Ekşi tatmayla alakalı bir olay ama yüz arkadaşlar görmeyle ilgili. O zaman ben ne yaptım? Bu tatmayla ilgili durumu görmeye, yani görme duyusuna aktardığım için duyular arası aktarım yapmış oldum. Yumuşacık bir sesi vardı. Yumuşaklık arkadaşlar dokunma duyusuyla ilgilidir. Ses ise işitme ile ilgilidir. Ben burada ne yaptım yine? Dokunma duyusuna ait bir özelliği ne yapmış olduk arkadaşlar? İşitme duyusuna aktarmış olduk. Acı bir fren sesi duyuldu. Acı tatma ile ilgilidir. Ses ise işitme ile ilgilidir. Yine ne yaptık? Tatma ile ilgili bir duyuyu işitme ile ilgili bir duyuya aktarmış olduk. Sonra arkadaşlar güzel adlandırma diye bir başlığımız var. Güzel adlandırma söylendiğinde olumsuz izlenim bırakan sözcükler yerine daha olumlu izlenim bırakacak sözcükler kullanmaya denir. Şöyle düşünün. Bir kelimeyi söylediğimiz zaman karşı tarafı inciteceğimizi düşünüyorsak onun yerine biraz daha hafifletici bir kelime kullanıyorsak ona güzel adlandırma deniyor. Mesela verem yerine ince hastalık demek, cin yerine peri yerine iyi saatte olsunlar demek, ölüm yerine arkadaşlar ahirete göç etti demek ya da kör yerine görme engelli demek buna örnektir. Dördüncü başlığımız somutlaştırmadır arkadaşlar. Somutlaştırmada şuna dikkat edeceğiz. Somut ve soyut anlamı öğrenmiştik. Soyut anlamlı bir kelimenin yani soyut bir kavramın somut bir kavramla örneklendirilerek anlatılmasıdır. Yani aslında şöyle kalsın aklınızda. Soyut bir kelimenin somut bir kelimeyle gözümüzde canlanmasıdır. Değil mi arkadaşlar? Aklımızda o şekilde yer etmesine somutlaştırma diyoruz. Yavru kediler bir sevgi yumağı gibi önümde duruyorlardı. Sevgi neydi arkadaşlar? Soyuttu. Yumak nedir? Somuttur. Şimdi biz buradaki sevgi kelimesini tek başına kullanırsak soyut olur. Ama sevgi yumağı gibi önümde duruyorlardı dediğim zaman ne yapmış oldum arkadaşlar? Onların bir yumak oluşturduğunu yani somut bir şekilde karşımda durduğunu gözünüze canlandırmış oldum. İşte buna somutlaştırma diyoruz. Önümüzdeki hüzün duvarını ne yazık ki aşamıyoruz. Arkadaşlar hüzün yine soyuttur. Ama duvar kelimesi somuttur. İşte ben bu hüzün kelimesini duvarla birlikte kullanıp ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Gözümüzde bir duvar canlandırmış oluyorum. O yüzden bu da ne oluyor yine? Somutlaştırma oluyor. Bir de bunun tam zıttı olan soyutlaştırma var. Somut anlamlı bir sözcüğün soyut anlam kazanmasına denir. Yani deminki olayın tam tersi. Son zamanlarda annesi onu çok sıkıyordu. Şimdi çocuklar şöyle düşünün. Sıkmak normalde nedir? Elle yapılan bir durum. Yani dokunmayla ilgili bir durum. Yani somut bir durum. Ama sıkıyordu derken buradaki kastı ne arkadaşlar? Onu bunaltması, değil mi? Yani soyut bir anlam kazanıyor. O yüzden sıkmak burada ne oluyormuş? Soyut bir anlam kazanıyormuş. Son konuyu çok iyi kavradım. Çocuklar kavramak yine elle yapılan bir durum, değil mi? Yani dokunarak yapılan bir durum. Ama konuyu iyi kavradım dediğine göre eliyle kavramadı. Zihniyle kavradı. Zihin, akıl bunlar da soyut olduğu için yine bu da nedir arkadaşlar? Anlamak manasına geldiği için soyutlaştırma yapılmıştır diyebiliriz burada. Sen sus, suyu bulandırma dediğimiz zaman arkadaşlar suyu bulandırma. Normalde suyu şöyle dokunduğunuz zaman su ne olur? Bulanabilir ya da bir taş attığınız zaman. Ama burada kastımız o değil. Burada kastımız ortalığı karıştırma. Şimdi ortalığa nifak tohumu ekme gibi bir durumu kastettiği için bu da nedir arkadaşlar yine? Soyutlaştırma olarak adlandırılır diyoruz. Arkadaşlar yine dersimiz burada sona eriyor. Eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.